Şu an biz Teknik Üniversitesi'nin bahçesinde. Sabah saatleri ve kuşlar, kargalar cıvıl cıvıl ötüyor. Köpekler her tarafta yine. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bahçesi ve sabah saatlerin erken, sabah günün en erken saatleri. Servisten indikten sonra kafede bir şeyler atıştırıp bahçeye çıktım. Bu bahçeyi 3 tur attıktan sonra bir de video çekmek istedim. Kuş, kargalar bir taraftan, köpekler koşturuyor. Henüz bu kocaman bahçe sessiz. Gökyüzünde ay belirgin bir şekilde, sanırım yılın ayın ilk 4'ünü bugün ağaçların üzerinde de çiçekler var. Bu çiçekler kar yağarken birkaç haftadır hala ağaçlarda duruyor. Sanırım hep çiçek açan bir ağaç. Hitchcock filminden bir sahne gibi ağaçlar üzerindeki kargaların görüntüsü. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bahçesinde bu köpek ve bu köpek gibi yüzlerce köpek var. Hepsi de öğrenciler tarafından, çalışan personel ve hocalarımız tarafından doyuruluyor. Hiçbirisi aç kalmıyor. Henüz daha sabah güneş doğmadı. Şu anda sabah yürüyüşüme devam ediyorum.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsü içerisinde bulunan kışla binasına ait hamamın hamam bölümü. Bu hamam yeni restore edildi ve yakın zamanda da açılışı yapıldı. İşte gayet güzel bir şekilde ne amaçla kullanılacaksa o günü bekliyor. Kampüsün iç bahçesi, kışla binasının iç kısmında bulunan bu bahçe yürüyüş alanı olarak da çok büyük bir alana sahip. Sabah, öğlen, günün her saatinde birkaç tur attığınızda birkaç kilometre yürümüş olmanıza bedel bir spor olanağı sağlıyor. Sabah kuşların cıvıltıları içerisinde bu bahçede yürümek kadar güzel bir şey yok. Davutpaşa kampüsünün bahçesindeki bu ağaç kurumuş, dalları kesilmiş, böyle çıplak bir halde, bir anıt niteliğinde hala burada varlığını sürdürüyor. Bir ara köpekler yavruladığında ağacın kurumuş gövdesi içerisinde barınıyordu. Öğrenciler yiyeceklerini getirip bu ağacın kenarına bırakıp köpeklerin yavrularını besliyordu ama daha sonra bunu pek iyi karşılanmadı sanırım, kapatıldı. Şu anda bu durumda, ilginç bir durumda görünüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünün binası, tarihi bir kışla binası iken daha sonra burasını askerler boşaltıp devlet de burayı Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kullanımına verdi. Yıldız, Maslak ve Çağlayan'da bulunan, Şişli'de bulunan fakülteler, fakültelerin çoğu bölümü toplandı ve buraya geldi. Burası askeri bir bölge olduğu için bahçenin alt kısımlarında, arazinin değişik yerlerinde böyle yeraltı sığınakları var. Herkesin girmemesi için etrafı kapatılmış, böyle duruyor. Bir tane daha tünel. Uzakta kargaların sesleri, kuşların cıvıltısı hala devam ediyor. Ay henüz batmamış. Gökyüzünde dünyayı seyrediyor. Kışla binasının içini görmektesiniz. Öğrenci işleri daire başkanlığından karşılıyor.